كل من عليها فان
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي Halid bin Velid Hazretleri için böyle olduğu nakledilir.
Tabii doğrusunu Allah bilir. Malumunuz Halid bin Velid Hazretleri Müslüman olduktan sonra Uhud Savaşı'nda Müslümanlar galipken mağlup duruma, zor duruma düşmesine sebep olan bir komutandır. Müslüman olduktan sonra da ömrünün sonuna kadar savaş meydanlarında bulunuyor ama şehadet nasip olmuyor. Yatağında vefatından önce gözyaşı döktü. Ya Rabbi, bu kadar savaşa katıldım, yatağımda mı ölmeliydim gibi niyazda bulunuyor. Cenab-ı Hakk'a nazlanıyor tabiri caizse. Rivayete göre böyle Cenab-ı Hak onun gözüne düşman gösteriyor. Yatağının içinde kınıt salladığı anlatılır. Tabi doğrusunu Allah bilir ama biz hadis-i şeriften şunu görüyoruz. Peygamberimiz Efendimiz bir insan canı gönülden isterse Allah ona yatağında vefat etse bile şehadeti nasip eder buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, Tevbe suresinin 19. ayetini okumadan sebebi nüzulünden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir cuma günü Mescid-i Nebevi'de birkaç sahabi kendi aralarında konuşuyorlar. Numan bin Beşir radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Bir tanesi diyor ki ben hacca gelen, Mekke'ye gelen hacılara su dağıtsam, sakalık yapsam, başka hiçbir şey yapmasam gam yemem. Yani o amel bana yeter manasını. Bir başkası da diyor ki ben de Allah'ın evi Kabe-i Muazzama'yı onarsam, tamir etsem efendim o da bana yeter. Ben de diyor başka bir şey istemem. Diğer kardeşlerim bu konuşmalara Hazreti Ömer de şahitlik ediyor. Diyor ki susun. Allah Resulü'ne namazdan sonra sorarız, doğrusunu öğreniriz. Bu hadise üzerine şu ayet nazil oluyor. Estaizu billah. Ece'altüm sikayetel hacci ve imaretel mescidil haram. Hacılara su vermekle, hacılara sakalık yapmakla, Allah'ın evini tamir etmek, bu ikisi kemen amene billahi vel yevmin afir. Allah'a ve ahiret gününe imanla aynı mı olacak? Ve cahede fî sebîlillah. Allah yolunda cihatla, savaşla aynı mı görüyorsunuz? Öyle mi kabul ediyorsunuz? La yestebûne indallâh. Allah katında bu müsavi olmaz. Yani Allah katında en değerli amel Allah yolunda cihad etmektir. İleriki ayetlerde gelecek. Bu canımızla ve malımızla. Evet, daha çok bu iki tabir kullanılır. Canlarıyla, mallarıyla. İşte değerli kardeşlerim, bu ayeti de sizlere naklettikten sonra yine Allah yolunda cihad etmenin fazileti, önemi, Nisa suresi 95. ayette Cenab-ı Hak bunu bizlere, biz kullarına şöyle haber veriyor. Estaizu billah. La yestevil kaidune minel müminin. Müminlerden oturanlar müsavi olmaz. Gayru ulit darari. Bir mazereti olmaksızın oturanlar müsavi olmaz. Kiminler? Vel mücahidune fi sebilillah. Bi envalihim ve enfusihim. Mazereti olmaksızın oturan müminlerle Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad eden müminlerin derecesi aynı olmaz. Bunları müsavi göremezsiniz, aynı göremezsiniz. Ya faddalallahu'l mücahidine bi envalihim ve enfusihim alel kaidine derece. Allah canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihad edenleri oturan müminlere karşı derece bakımından üstün tutmuştur. Üstün kılmıştır, faziletli kılmıştır. Ve külle vaadallahu husna. Gerçi Allah bütün müminlere cennetini vaat etmiştir. İman ehli, imanı olan, salih ameli olan herkes cennete girecektir. Bununla beraber ve fattalallahu'l mücahidine
alel kâidîne ecran azîmâ. Allah kendi yolunda cihad edenleri, savaşanları malıyla, canıyla, bu gayret içerisinde olanları, oturanlara karşı ecir ve mükafat bakımından üstün kılmıştır. Değerli kardeşlerim, işte cihad böyle bir hadise. Cihad nedir? Cihad, tebliğin önündeki bütün engelleri kaldırmadan adıdır değerli kardeşlerim. Alimler cihadı tarif ederken, tabii cihad deyince sadece savaş meydanında düşmanla göğüs göğüse savaşmak değildir. Mal ile de cihat yapılır, kalemle de cihat yapılır. İşte şimdi sosyal medya diyoruz. Bununla da Allah'ın varlığını, birliğini, İslam dinini tebliğ etmekle de cihat yapılır. Cenab-ı Hak bize cihadın her çeşidini en güzel şekilde yapmayı sizlere, bizlere, cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yine şehitlikle alakalı bir alışverişten bahsediyor. Hani dünyada alışveriş yaparız değil mi? Markete gider insanlar alışveriş yapar, mağazaya gider alışveriş yapar, farklı ticaret sahaları vardır, alışverişten bahsedilir. Bu okuyacağım ayette Cenab-ı Hak yine alışverişten bahsediyor. Tevbe suresi 111. ayette müminlerle yaptığı bir alışverişten bahsediyor ve buyuruyor ki Estaizu billah İnnallâh iştera minel müminin. Allah müminlerden satın aldı. Enfüsehüm canlarını, daha ve envalehüm mallarını, ne karşılığında? Bi enne lehumül cenne, cennet karşılığında. Bir alışveriş var. O alışverişin karşılığı, mükafatı cennet ve o alışverişin metaı canıyla Allah'ın yolunda savaşmak, yeri geldiğinde malını da Hazreti Ebubekir misali ortaya koyabilmek değerli kardeşim. Bunun karşılığı cennettir diyor Allah, müminlerden canlarını, mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Ve o yapılan ameli Cenab-ı Hak o kadar güzel tarif buyuruyor ki يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın yolunda savaşırlar. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Hem öldürürler hem ölürler. Hem karşıya zarar verirler, icap ettiğinde kendileri de şehit olur. Evet, icap ettiğinde kendileri de canlarını seve seve çekinmeden verirler. Evet, ayet devam ediyor. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. Bu Allah'ın bir vaadidir. Cenab-ı Hak bu vaadini Tevrat-ı Şerif'te zikretmiş. İncil-i Şerif'te zikretmiş. Son gönderdiği hükmü kıyamet sabahına kadar baki olacak olan Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş aziz kardeşlerim. Nedir bu? Allah malını ve canını verenlerin onun karşılığında onlara cenneti vereceğini vaat etmiş. Ve Cenab-ı Hak Kütüb-ü Semaviye'de de bunu zikretmiş. Diğer kitaplarda da haber vermiş. Ve ayetin devamında وَمَنْ اَنْفَى بِعَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan daha sözünde en iyi duran kim olabilir? Elbette ki ahde vefayı, sözünde durmayı en iyi yapan Rabbimizdir. O bir söz verdi mi mutlaka onu yerine getirir. فَسْتَمِشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَعْيَعْتُمْ بِهِ. O halde ey kullarım, yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin, mutlu olun. İnsanlar bazen bir alışveriş yapar, ev alır, ya çok uygun aldık. Sevinir, araba alır, Allah'a şükür temiz bir araç denk geldi. Uygun fiyatını aldım. Böyle dünyadaki alışverişlerden dolayı bile ne yaparız? Böyle bir mutluluk duyarız değerli kardeşim. Cenab-ı Hak bu alışverişinizden dolayı sevinin diyor, mutlu olun diyor. Rabbim bu müjdeye nail olan kullardan eylesin. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. İşte en büyük kurtuluş
budur. Yani Allah'a canını verebilmek icabetliğinde, malını verebilmek ve bu ticaret karşılığında cenneti Allah'tan alabilmek en büyük kurtuluş budur diyor Cenab-ı Hak. Değerli kardeşlerim, zaten dünyaya niye geldik ki? Rabbimize kul olmaya gelmedik mi? Onu razı etmeye gelmedik mi? Bu sohbetler, konferanslar, camilerdeki bazı nasihatler, hutbeler, imam hatipler, Kur'an kursları, bütün din hizmetlerinin temelinde bu yok mu? Müslüman olarak geldiğimiz bu dünyada Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna varabilmek değerli kardeşlerim. Evet, şehitlikten bahsediyoruz. Cenab-ı Hak ve Rabb-ül Felek Hazretleri Bakara Suresi 154. ayet-i celilesinde şehitleri şöyle tarif ediyor. Şimdi bir yanı size sorsam, şu salonu dolduran siz değerli kardeşlerime şehidi bir tarif eder misiniz desem, çok güzel tarifler çıkar ortaya. Onda şüphem yok. Ama Rabbimiz şöyle tarif ediyor. Malumunuz hepinizin bildiği bir ayet. Estağfirullah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمَّاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere, şehit olanlara, onlar ölülerdir demeyiniz. Onlar diridirler, ancak sizler hissedemezsiniz. Değerli kardeşlerim, gerçi sosyal medyada da veriliyor ama bilmiyorum, anlatmamda mahsur var mı kıymetli hocam? Tabii görevimiz icabı birçok cenazeye katılıyoruz, şehit cenazesine katılıyoruz. Bazen cenazeyi ailesine gösterme vazifesi de bize kalabiliyor. İki şehidin cenazesini unutamam. Yani göstermek durumu bana düştüğü için mutlaka hep söylenir. Çünkü Cenab-ı Hak böyle tarif ediyor. Onlara ölü demeyin diyor. Onlar diridir. Ama siz hissedemezsiniz. Hastanın Abbes derdesinde, mahallesinde bir şehit cenazesine katıldım. Aileye göstermek bana düştü. İnanın öyle tatlı gülüyordu ki günlerce etkisinden kurtulamadım. Bir de değerli kardeşlerim, İsrail'e giden geminin ismi neydi hocam? O Cengiz Bey'in değil mi? İskenderun'daki cenaze, o şehidimiz. Onu da göstermek bana nasip oldu ailesine. O da o kadar tatlı tebessüm ediyordu ki değerli kardeşlerim, onun da günlerce etkisinde kalmıştım. Yani hakikaten biz hissetsek de edemesek de, anlasak da anlayamasak da şehitler bambaşka bir hayat yaşıyorlar değerli kardeşlerim. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bizlere de son nefesimizde şehadeti nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, yine ayet-i celilede Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 169 ve 170. ayetlerde şehitlerden bahsediyor. Ama bu ayetlerin sebebi nüzulü Uhud şehitleridir. Onun üzerine nazil olmuştur. Uhud şehitleriyle alakalı nazil olmuştur. Onun için ben birkaç kelamla Uhud'dan bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Malumunuz 625 tarihinde cereyan eden bir savaş. Bir gün önce Bedir, 624'te Bedir Savaşı cereyan etti. Müslümanlar 14 şehit verdi. Müşriklerden 70 ölü vardı. Bir yıl sonra 625 tarihinde efendim müşriklerin hazırlanıp geldiklerini sevgili Peygamberimiz haber aldı. Ve şehri Medine-i Münevvere'yi içeriden savunmayı düşünüyordu Efendimiz. Ancak Bedir Savaşı'na katılmayanlar ısrarla dışarıda karşılayan düşmanı dedikleri için Efendimiz istişareye uydu, zırhını giydi
ve anladılar Efendimizin aslında savunma ile alakalı savaş yapmak istediğini, tekrar teklif ettiler. Mübarek bir peygamber zırhını giydikten sonra tekrar çıkarmaz buyurdu. Ve 1000 kişilik ordusuyla Uhud'a doğru yürüdü. Münafıklar her devirde vardı. Adem babamızdan sonra gelen her devirde, her dönemde münafıklar oldu. Habil ve Kabil'ler her devirde oldu. Her devirde teslimiyetin, itaatin simgesi olan Habil'ler oldu. Her devirde isyanın, günahın, katil olmanın simgesi olan insanlar oldu. Değerli kardeşlerim, Efendimiz döneminde de münafıklar vardı. Ve o münafıkların gayretiyle 300 kişi Uhud'a varmadan geri döndüler. Ve 700 kişiyle Uhud'a vardı Efendimiz. Ve Uhud'a vardığında 700 kişi kalmıştı. Düşman 3000 kişiyle geliyor. Hem sayı olarak fazla hem teçhizat olarak fazlaydı. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Okçular Tepesi'ne Hacı Umre'yden kardeşlerimiz bilirler. Tabi o tepe asırlardır oraya çıkılıyor. Allah-u Alem 1400 sene önce daha yüksekti. Ve 50 tane okçu yerleştiriyor orayı. Birini komutan tayin ediyor başlarına. Biz ölsek de öldürsek de, yensek de, yenilsek de tabiri caizse. Benden haber gelinceye kadar burayı terk etmeyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, malumunuz savaş başlıyor. Müslümanlar galip gelmeye başlıyor. Düşman kaçmaya başlıyor. Bu 50 okçu, onlardan bir kısmı diyorlar savaşı kazandık, niye burada duruyoruz? Komutan diyor ki Allah Resulü bize ne buyurdu? Benden haber gelinceye kadar burayı terk etmeyin demedi mi? Diyorlar ya görüyorsun söyledi ama biz kazandık, bak düşman kaçıyor. Ve 3-5 kişi kalıyor, diğerleri ganimet toplayalım diye gidiyorlar. Emre itaat etmiyorlar. Halid bin Velid Hazretleri o zaman henüz Müslüman değil, hemen arkadan geliyor, o kalanları şehit ediyor. Böylece Müslümanlar iki kılıç arasında, bugünkü tabirle iki ateş arasında kalıyorlar. Ve mübarek Efendimizin dişi şehit oluyor. Mübarek yüzü yaralanıyor. O halde bile Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım bunlara hidayet ver, bunlar bilemiyorlar. Allah'ım bunları affeyle, kavmini affeyle, bunlar bilemiyorlar, anlayamıyorlar diye. Ne büyük merhamet değerli kardeşlerim. Ve malumunuz 70 tane sahabi şehit oluyordu. Onlardan birisi Reis-i Şühedâ Hazreti Hamza idi, mübarek radıyallahu anh. Hem de öyle şehit oluyordu ki burcu kesilmiş, kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılıp ısırılmış. Peygamberimiz Efendimiz bugün bundan daha ağır bir imtihan olamaz benim için buyuruyordu. Öyle şiddetli bir savaş ki Ebu Dücane Hazretleri kendisini Peygamberimize siper etmiş. Bir anda bütün müşrikler Efendimizin olduğu tarafa doğru hücum ediyorlar. Hazreti Talha bakıyor bir ok Efendimiz'e doğru geliyor. Hiç tereddüt etmeden hemen kolunu gelen okun karşısına ve kolu çolak kalıyor. Yani o tarihten sonra engelli olarak yaşıyor diğer kardeşlerim. Ve yine sahabe hanımlardan Nesibe isimli sahabi annemiz oğulları ve kocasıyla savaşa katılmış, su dağıtıyor. Bakıyor ki herkes peygamberimize doğru hücum ediyor. O da suyu bırakıyor. Eline bir kılıç alıyor. Efendimiz'i korumaya çalışıyor. Ve Efendimiz Nesibe annemizin o gayretini görünce ya Rabbi bunları cennette bana arkadaş eyle. Allah'ım Nesibe ve ailesini cennette bana arkadaş eyle diye mübarek dua ediyordu. Değerli kardeşlerim, değerli müminler.
müminler. Ziyad bin Seken sahabelerden birisi yaralı olarak getiriliyor. Efendimiz kucağına alıyor. Efendimizin kucağında ruhunu teslim ediveriyor. Efendimiz sahabelerden Muhammed bin Mesleme'ye şu talimatı veriyor. Sa'd bin Rebi'nin durumu nasıl? Yaralanmıştı bir baksan diye. O sahabi gidiyor, Sa'd bin Rebi'yi buluyor. Diyor ki ona, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni sordu, onun için geldim. Şu sözü söylüyor ve şehit oluyor. Resulullah'a benim selamımı söyle. Ben şu anda cennetin kokusunu duyuyorum. Allahu Ekber. Efendime benim selamımı söyle. Ben şu anda cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Ve şehadet şerbetini içiyordu değerli kardeşlerim. Musab bin Umeyr Hazretleri, ilk kari, ilk muallim Mekke'den Medine'ye gönderilmiş, büyük hizmetleri olan sahabi, elleri kesilerek şehit edilmiş mübarek. Sancağın sağ elinde, sağ eli şehit ediliyor, sol elini alıyor. Sol eli şehit ediliyor, Cafer-i Tayyar misali göğsünde tutmaya çalışıyor ve öylece şehit oluyor. Yine sahabelerden İbn-i Nadir isimli sahabi, 80 yerinde kılıç darbesi var. Tanınamaz hale gelmiş. Kız kardeşi ayağından onu zor tanıyor değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Hazreti Safiye Efendimizin halası savaş meydanına gelmiş. Efendimiz halacığım sen yaklaşmasan diyor. Diyor ki ya Resulallah ben biliyorum niye böyle dediğini. Evet kardeşim şehit oldu. Ama ya Resulallah söz veriyorum ben metin olacağım diyor. Ve Efendimiz gelmesine müsaade ediyordu. Diğerli kardeşlerim, ordu dönerken Hazreti Hamza'nın Fatıma isimli bir kızı vardı. Daha genç yaşta, yani çocuk denecek yaşta. Efendimiz'i görünce, ya Resulallah babam nerede diye sordu. Efendimiz baban şehit oldu diyemedi. Kızım bundan sonra senin baban ben olayım buyurdu. İşte Uhud böyle bir savaştı değerli kardeşlerim. Gerçekten çok şiddetli bir savaş. 70 sahabi şehit olmuş. Dünyadayken sevilen birbiriyle samimi olanlar ikişer üçer birlikte defnedildiler. Hazreti Hamza efendim aynı şekilde kefenler de yetmiyor. Musab bin Umeyr Hazretlerine bir kefen bulunmuş. Başına çekiyorlar, ayağı açık kalıyor. Ayağına çekiyorlar, başı açık kalıyor. Efendimiz başına çekin, ayağını otlarla kapatın buyuruyordu. Hazreti Hamza da öyleydi değerli kardeşlerim. Ve böyle bir savaş. İşte okuyacağım ayet onlarla alakalı nazil olmuş. Bakınız ne buyuruyor Cenab-ı Hak ve Rabbul Felak Hazretleri. Estaizu billah. Ali İmran Suresi. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi envata. Allah yolunda şehit olanları, öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bel ahyâkum inde rabbihim yurzakûn. Onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. فَرِحِينَ بِمَا عَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ve onlar Allah'ın kendilerine fazl-ı kereminden verdiği nimetlerden dolayı sevinç içindedirler. Mutluluk içerisindedirler. Ve onlar öyle mutlular ki وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. Kendilerinden sonra geleceklere müjdeler verirler. Kendilerinden sonra şehit olacaklara şu müjdeyi verirler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onlar için hiçbir korkunun olmayacağını, hiçbir hüznün, hiçbir kederin olmayacağını haber verirler. Değerli kardeşlerim, işte bu ayet-i celile bu şehitlerin üzerine onlar için
nazil olan bir ayet-i celiledir. Ve Peygamberimiz öyle buyurmuştur. Ben de ashabım gibi şehit olup Uhud'un eteklerinde yatmayı ne kadar arzu ederdim, ne kadar isterdim. Biz Uhud'u severiz, Uhud bizi sever. Biz Uhud'u severiz, Uhud bizi sever. Değerli kardeşlerim, hani Ravza-i Mutahare'de güzel bir koku var ya, bazı kardeşlerimiz alıyor. Rabbim o güzel kokuyu almayı bizlere de nasip eylesin. Bazı kardeşlerimiz o güzel kokuyu Uhud'da da alıyorlar. Birinde vardı, bir umreydi. Bir geldi bir umreci. Hocam dedi, buraya mis mi sürüyorlar? Anladım. O kokuyu alıyor kardeşimiz. Nasıl dedim? Hocam görmüyor musun? Her taraftan ne kadar güzel koku geliyor. Dedim işte bu cennetin kokusu. Bu Hazreti Hamza'nın kokusu. Bu şehitlerin kokusu. Ya değerli kardeşlerim. Rabbim bizlere de almayı nasip eylesin. Şehit demek böyle sıradan bir hadise değil ki. Hazreti Fatıma-tü Zehra 3 güne bir gidermiş mübarek, hiç erinmez. 2 güne bir, 3 güne bir bu şehitlerini ziyaret eder. Bazen böyle kabri düzeltir. Bazen dua eder amcasının kabri başında. Mübarek gözyaşı döker gelirmiş. Tabii neler hissediyordu, neler, hangi manevi halleri yaşıyordu, biz onu bilemeyiz tabii. Ama şunu biliyoruz ki, şehitler kendilerine has bir hayatla yaşıyorlar değerli kardeşlerim. Çanakkale ziyaretinden sonra bir arkadaşım öyle demişti bana. Ya hocam dedi, bambaşka bir aleme gittim, çok büyük huzur buldum dedi. E dedim tabii 250 bin şehit var. Sen o niyetle gittiysen, ben şehitleri ziyaret edeyim, onlara dua edeyim, onlardan dua isteyeyim diye gittiysen, elbette ki, dedim bunu hissedeceksin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz hadis-i şeriflerinde, Buhari'de geçen bir hadis-i şerif, öyle buyurdular, şehitlerle alakalı. مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجَعَ اِلَى الدُّنْيَا. Bir kul Allah'ın cennetine girdikten sonra asla ve katla dünyaya dönmek istemez. وَلَهُ مَا عَلَى الْعَرْضِ مِنْ شَيْءٍ. Dünyadaki her şey ona verilse bile. Bir kul Allah'ın cennetine girdikten sonra bütün dünya kendisine verilse dünyaya dönmek istemez. İlle şehit. Şehitler müstesna buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yetemennâ en yerci'a ile dünya feyuktel aşre merratin lime yara minel kerame. Ancak şehitler müstesna onlar 10 defa dünyaya gelip 10 defa Allah için canlarını vermek isterler. O kerameti görmek için, o manevi hazzı yaşamak için. Değerli kardeşlerim, işte bizler Antakya'da yaşıyoruz değil mi? Kimin memleketi burası? Sahibi Yasin'in memleketi. Sahibi Antakya olan, sahibi Yasin olan Habib-i Necdet Hazretleri'nin memleketi. O mübarekte şehit edileceği zaman, şehit edilirken ona ne buyuruldu? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Estağfirullah اَيْنَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Gir cennete denildi. O mübarek ne buyurdu? Ah keşke kavmim Rabbimin beni nasıl bağışladığını bir bilselerdi. Bana nasıl izzetli ikramda bulunduklarını ah bir bilselerdi. Değerli kardeşlerim, öyle bir manevi haz yaşarlarmış ki onun için tekrar tekrar dünyaya gelip tekrar tekrar o manevi hazı yaşamak isterler. Rabbim cümlemize son nefesimizde şehadet mertebesini nasip eylesin. Evet, Efendimiz öyle buyurdular. Ruhumu kudretlerinde tutan Allah'a yemin ederim ki
Allah yolunda savaşıp öldürülmeli, şehit olmamı, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar şehit olmamı, yine dirilip savaşta öldürülmemi, şehit olmamı arzu ederdim buyurdular. Üç defa tekrar ettiler bunu değerli kardeşlerim. Ebu Zerr-i Fari Hazretleri de Efendimiz'e soruyordu. Ya Resulallah, eyyül amel eftal, amellerin en faziletlisi hangisidir ya Resulallah? Kal, el-imanu billah vel-cihadu fi sebilihi. Allah'a inanmaktır, ondan sonra Allah yolunda cihad etmektir. Evet değerli kardeşlerim, onun için şehitlik önemli. Canını ortaya koyuyorsun. Daha bunun ötesi yok ki. Allah için canını ortaya koyuyorsun. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, yakın zamanda bir şehit annesi, kardeşimiz ziyaretimize gelmişti. Hocam dedi, tam bu sohbet çok uzun, çok ağlıyordu. Dedim ki, anneciğim, bak bu yaptığın şehidimizi üzer. Bu yaptığın şehidimizi üzer. Her gün ziyarete gidiyormuş. Dedim ki her gün değil, haftada bir git. Eğer şu an dayanamıyorsan 3 günde bir git, haftada 2'ye düşür, sonra haftada 1'e düşür. Bu halinden o üzülür dedim. Hocam dedi, tutturdu dedi ben şehit olacağım diye. İş vardı, düzenli işi vardı, asker olmaya karar verdi. Anne yüreği yazıyor. Oğlum havacı ol dedim diyor. Yok anne ben karacı olacağım dedi. Oğlum denizci ol dedim. Yok anne ben karacı olacağım dedi. Vefatından kısa bir süre önce bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Ona diyor ki ben yakın zamanda şehit olacağım. Arkadaşı sitem ediyor. Allah aşkına diyor. Yeter diyor bu konuyu kapat artık. Takdirde varsa, kaderinde varsa olur. Yoksa da diyor bu konuyu açma. Arkadaşım yanlış anlama diyor. Beni çağırıyorlar diyor. Ben yakında gideceğim. Senden bir isteğim var. Anneme teselli noktasında yardımcı ol. Seni sever. Bizim samimi olduğumuzu da iyi bilir. Anneme, babama teselli noktasında yardımcı ol. Onun için geldim diyor. İnanın keşke yani o kadar maneviyatımız ileri olsa da onlarla konuşabilsek, haberleşebilsek de nakledebilsek. O zaman tabii her şey çok farklı olur değil mi? Ya ama Rabbimiz onların ne halde olduğunu haber veriyor. Peygamberimiz haber veriyor. Biz Müslümanız. Gaybe iman etmiş insanlarız bizler. Allah'ımızın verdiği haber elbette doğrudur. Resulümüzün verdiği haber elbette doğrudur. Değerli kardeşlerim, değerli müminler. Ben daha fazla da sizleri yormayayım. Şununla toparlamaya çalışayım. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurdular. Eşşühedâ ukamsetun. Şehitlik 5 kısımdır. Savaşarak şehit olduğumu bu hakiki şehittir. Bir düğün bir şehit var değerli kardeşlerim. Evet, ben memtunum. Vebadan, bulaşıcı hastalıktan ölenler. Mümin olmak şartıyla tabii. Vel garipu. Baştan alayım. El matunu, vebadan vefat edenler. Vel mentunu, karın ağrısından vefat edenler. Vel gariku, suda boğulanlar. Ve sahibul hedmi, göçük altında kalanlar. İşte deprem olabilir, daha farklı kazalar neticesi, göçük altında kalanlar. Ve şehidu fi sebilillah, bir de Allah yolunda savaşarak canını verip şehit olanlar. Tabii ki bu hakiki şehittir. Diğerleri de hükmü şehittir. Cenab-ı Hak cümlemize ahir nefesimizde şehadet mertebesini nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, şehit olabilmek için, tabii o mertebeyi elde edebilmek için biz elimizden geleni yapmalıyız. Allah için malımızla, canımızla, neyimiz varsa, İlmimiz varsa ilmimizle, kalemimiz kuvvetliyse kalemimizle yazarak her şeyimizle Allah'ın dinine, kitabına,
hizmet etmeliyiz. Böyle yaparsak inanıyor ve iman ediyoruz ki Cenab-ı Hak son nefeslerimizde bizlere de şehadet mertebesini nasip edecektir. Bugün defnettiğimiz kardeşimiz Harun Çınar merhum şehidimize hayırla yad ediyoruz. Bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Hepsini rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan onların şefaatine nail olmamızı temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Rabbim şehitlerimizin şefaatine sizleri, bizleri nail eylesin. Rızasına giden, cennetine giden, cemaline giden, hak ve hakikat yolunda bizleri daim ve kaim eylesin. Rabbim bizleri zatına layık hakiki birer kul eylesin. Habib-i Edim'ine layık hakiki birer ümmet eylesin. Rabbim hepinizden razı ve memnun olsun. Geceniz mübarek olsun. Bizleri sizlerle buluşturan, buna vesile olan Necmettin Çalışkan Beyefendi'ye, hocamıza ben huzurlarınızda teşekkür ederek sözlerimi tamamlamış oluyorum. Sürçülisan ettiysek affol efendim. Soru soru varsa sorabilirsiniz. Mesleğin şehrimize Allah tarafından ediyoruz. Bu şehrin son ucunda olacaktı. Ve tatayın özünü Sayın Antik Ardolu hocamız bu hafta bizimleydi. Haftaya bir başka hocamızla birlikte olacağız. Bu arada mescitte arkadaşlarımız bir araç anahtarı bulmuşlar. Eğer aracın anahtarı kaybeden varsa bana ulaşabilirler. Haftaya bir başka hocamızla birlikte olacağız. Beyzade'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.